Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalından herkese merhaba. İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta heyecanında sizlerle birlikteyiz. Artık İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi normal sezonu tamamlanmak üzere ve Galatasaray Çağdaş Factoring Ahmet Cömert Spor Salonu'nda OGM Orman Spor'u konuk ediyor. Playoff hattını yakından ilgilendiren bir karşılaşma. Ben İbrahim Kalkan bu karşılaşmanın anlatımında sizlerle birlikte olacağım. Mücadele öncesinde Sarı Kırmızılıların 17 galibiyeti ve 9 mağlubiyeti bulunuyor. 43 puanda 5. sırada yer alıyor Galatasaray Çağdaş Factoring. Bu karşılaşma öncesinde Melik Gazi Kayseri Basketbol karşısında aldıkları bir mağlubiyet vardı. 105-97'lik skorla çok tartışılmıştı Sarı Kırmızılı camia bu karşılaşma sonrasında ve geçtiğimiz haftada Çankaya Üniversitesi'ni 113-99'luk skorla mağlup etmeyi başardı Galatasaray Çağdaş Factoring. Bugün de OGM Orman Spor'u konuk ediyor. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda OGM Orman Spor cephesine baktığımızda da onlar da playofflara üst sıradan girme mücadelesi veriyor. Onlar da özel bir sezon geçirdiler. 18 galibiyet, 8 mağlubiyetle 44 puanda ve 3. sırada konuk ekip. Bu karşılaşma öncesinde son 3 karşılaşmada onlar için de işler yolunda gitmedi. Çankaya Üniversitesi karşısında aldıkları sürpriz bir mağlubiyet var. 78-75'lik skorla sonrasında Emlak Konut'u mağlup etmeyi başardılar. Ve son olarak da geçtiğimiz hafta ÇBK Mersin karşısında 93-79'luk skorla mağlup oldu OGM Orman Spor ve bugün bu iki takım birbirine rakip oluyor. Karşılaşma öncesinde ilk beşler de belli oldu. Galatasaray Çağdaş Factoring mücadeleye Nelisa Smith, Tiara McCowan, Meltem Yıldızhan, Brea Hartley ve Julia Van Loo beşiyle başlıyor. OGM Orman Spor ise Sak Satın, Gökşen Fitik, Demiris Dantas, Michelle Onyenvere ve Esra Ural Topuz beşiyle parkede olacak bugün. Mücadelede şu anda ilk beşlerde ekranlarınıza yansıyor. Karşılaşmayı da Ziya Özorhon yönetecek. Yardımcıları Sertan Kırklar ve Özkan Çağlayan olacak. Bugünkü karşılaşmada artık ligde normal sezonun tamamlanmasına çok az kaldı. Sondan bir önceki haftada sizlerle birlikteyiz. 29. haftada ve gerçekten önemli bir mücadele. İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde haftanın en iyi maçlarından biri olmaya aday bir karşılaşmada sizlerle birlikteyiz. Bakalım kazanan taraf kim olacak? Son haftalarda, yani fikstür gereği son haftalar gerçekten çok mücadele gücü yüksek karşılaşmalara sahne oluyor. Bu mücadele de onlardan bir tanesi ve Sarı Kırmızılılar da son haftada ÇBK Mersin deplasmanına gidecek. OGM Orman Spor ise Fenerbahçe Alagöz Holding'i evinde konuk edecek. Aslında bu karşılaşmalar playofflara kimin kaçıncı sıradan gireceğini belli edecek. İki takım arasında da yalnızca bir galibiyetlik bir fark var. Galatasaray Çağdaş Factoring bugün kazandığı takdirde OGM Orman Spor'la galibiyet sayısını, puanını eşitleyecek. Eğer OGM Orman Spor kazanırsa deplasmanda, onlar da playofflar öncesinde çok önemli bir avantaj elde edecekler ve Sarı Kırmızılarla arasındaki farkı 2 galibiyete çıkarmış olacaklar. Artık ilk beşler yavaş yavaş parkede yerini alıyor Galatasaray Çağdaş Factoring'li oyuncular. Şu anda sahaya geldiler Nelisa Smith, Tiara McCowan, Kaptan Meltem Yıldızhan, Brea Hartley ve Julia Van Loo beşiyle Galatasaray bugün parkede olacak. Galatasaray Çağdaş Factoring'in baş antrenörü Tolga Esenci bu sezon 3. baş antrenörü. Sarı Kırmızılıların OGM Orman Spor cephesinde de Mert Oktay baş antrenörlük görevini sürdürüyor. Konuk ekip de
Parkedeki yerini aldı şimdi. Saksatın, Gökşen Fitik, Demiris Dantas, Michel Onyenvere ve Esra Ural Topuz şu anda parkeye geliyorlar. Ligde bugün 6 karşılaşma oynanacak cumartesi günü ve yarın da oynanacak tek maçla birlikte ligde 29. hafta tamamlanacak. Galatasaray'da Tierra McCowan hava atışı için. Orta noktada OGM Orman Spor'da da Michel Onyenvere hava atışına yükselecek. Baş hakem Ziya Özorhun'un hava atışı ve mücadele başlıyor Ahmet Cömert Spor Salonu'nda. Julie Vanlo, Meltem Yıldızhan, Nelisa Smith köşede topla buluştu. Karşısında Demiris Dantas vardı. Nelisa Smith boyalı alanda maçtaki ilk sayıları kaydediyor. Galatasaray Çağdaş Factoring maça 2-0'la başlıyor. Saksatın'la OGM Orman Spor hücumda. Saksatın kötü bir pas sonrasında Brea Hartley topu çalıyor ve Hartley'nin turnikesi skoru 4-0'a getiriyor. Henüz ilk 30 saniyelik dilimde. OGM Orman Spor şimdi bir kez daha Saksatın'la hücumda. Gökşen Fitik. Orman Spor'un kaptanı. Pasında Demiris Dantas'ın 3 sayılık isabeti konuk ekibin maçtaki ilk sayıları oluyor. Farkta 1 sayıya düşüyor bu 3 sayılık basketle birlikte. Nelisa Smith bir üçlükte o gönderdi. İsabet yok. Rebound mücadelesinde son müdahale Tierra McCowan'dan geldi. OGM Orman Spor hücumuyla devam edecek karşılaşma. Saksatın'la hücum yarı alanında OGM Orman Spor bir üçlük daha. Çemberi şöyle bir turladı çıktı. Top Demiris Dantas'ın denemesinde. Julie Vanlo bir üçlükte o gönderdi. İsabetli olmadı. Karşılıklı kaçan üçlükler sonrasında OGM Orman Spor bir kez daha hücumda olacak maçta. OGM Orman Spor da bu sezon hakikaten iyi bir takım kimyası yakaladı. Hiç değiştirmediler kadrolarını. Ekleme çıkarma olmadı bu kadroya. Esra Ural Topuz çok tereddüt etti. Atışı isabetli olmadı. Tierra McCowan aldı reboundu ve Galatasaray Çağdaş Factoring hücumu. Brea Hartley. Hartley'den Nelisa Smith. Nelisa Smith çembere gitti. Basketi buldu. Nelisa Smith. O da geldiği günden bu yana yükselen performansıyla dikkat çekiyor. Bugün de iyi başladı karşılaşmaya. Onyenvere'nin pasında Esra Ural Topuz'un basketi. Brea Hartley, Nelisa Smith 3 sayılık atışı isabetli olmadı ama Brea Hartley'e kadar geldi top. Şimdi Meltem Yıldızhan bir üçlükte o gönderiyor. İsabetli değil. Rebound mücadelesinde top bir kez daha McCowan'dan dışarıya çıkıyor. Üç sayılık denemelerde bir türlü istediğini bulamadı Galatasaray Çağdaş Factoring. Gökşen Fitik. 3 sayılık atış isabetli değil. Demiris Dantas'tan hücum reboundunu Saksatın aldı. Satın çembere gitti. Atışı isabetli oldu Saksatın'ın. Ve maçta öne geçiyor OGM Orman Spor. Julie Vanlo hızlı getirdi topu. Nelisa Smith Vanlo bir kez daha aldı. 3 sayılık atışını gönderdi. Bu da kaçtı. Galatasaray Çağdaş Factoring hücumunda 5'te 0 oldu 3 sayı çizgisinin gerisinden. Şimdi Onyenvere 3 sayılık atış isabetli değil ama Esra Ural Topuz. Bir ikinci şans Esra'nın atışı bu kez de isabetli değil. Gökşen Fitik hücum reboundunu alan isim bu kez de. Demiris Dantas
Dantas fake'i sonrasında atışı isabetli olmuyor. Tierra McCowan aldı reboundu ve faul düdüğü çıktı o noktada. Yani arka arkaya kaçan atışlar. Bir hücumda 4 defa topu çembere atma fırsatı buldu OGM Orman Spor. Ama sonunda sayı çıkmadı. Neyse Smith, Tierra McCowan ilk defa hücumda topla buluştu. McCowan'ın atışı isabetli olmadı. Michel Onyenvere aldı reboundu. OGM Orman Spor hızlı geliyor şimdi. Sak Sutton dışarı çıkardı. Gökşen ekstra pası. Bir ekstra pas daha. Sak Sutton. 3 sayılık isabet OGM Orman Spor'dan. Ve farkı da 4 sayıya çıkarıyor konuk ekip. Galatasaray Çağdaş Factoring karşısında. Sak Sutton'ın da 5. sayısı karşılaşmada ekranlara da yansıyor. Julia Van Loon'un ekstra pasında Tierra McCowan bu kez hata yapmıyor ve basketi buluyor boyalı alanda. Maç çok hızlı başladı Ahmet Cömert Spor Salonu'nda. Gökşen Fitik şimdi tepede topla buluştu OGM Orman Spor'da. Gökşen atışı isabetli değil, reboundu Nelisa Smith aldı. Julia Van Loon ile ucunda Galatasaray. Tierra McCowan. McCowan içeri indirdi. Nelisa Smith zor pozisyonda, atış isabetli değil. Demiris Dantas topu aldı. Şimdi Sak Sutton. Sutton'ın pasında Esra Ural topuz. Sutton bu kez de asist yapıyor. Esra Ural topuz tamamlıyor. 12-8'e geliyor skor karşılaşmada. Julia Van Loon ile Galatasaray hücumda şimdi bir kez daha. Meltem Yıldızhan. Meltem çok zor bir atış, Panya'dan da destek aldı. Meltem Yıldızhan, o da kendi adına perdeyi açıyor karşılaşmada. Farkı 2 sayıya düşürdü bu basketle birlikte. Demiris Dantas faul düdüğü çıktı. Meltem'le Onyenvere'nin eşleşmesi faul düdüğünü getirdi. Gökşen Fitik. Gökşen'in atışı isabetli değil. Tierra McCowan aldı reboundu. Ve şimdi Bria Hartley. Nelisa Smith. Meltem Yıldızhan. Meltem. Pas arası. Onyenvere. Araya girmişti. Hücumu devam edecek Galatasaray Çağdaş Factoring'in. 8 saniye kaldı hücum süresinin tamamlanmasına. Julia Van Loon son 5 saniye. Van Loon köşede Meltem Yıldızhan. Meltem basket geçerli bir de faul. Meltem Yıldızhan. 2 zor pozisyonda 2 basketle başladı karşılaşmaya. Ve şimdi bir de serbest atış kullanacak Galatasaray'ın kaptanı. Serbest atış çizgisinde tek atışta da isabeti sağladı. 5. sayısı Meltem'in ve Galatasaray Çağdaş Factoring'de üstünlüğü ele alıyor karşılaşmada. Gökşen Fitik, Sak Sutton, Sutton Esra'yı düşündü bir kez daha ama Meltem bir de top çalıyor. OGM Orman Spor hücumunda çembere gitti, atışı kaçırdı. Esra aldı reboundu, şimdi hızlı hücum fırsatı olabilir OGM Orman Spor için. Gökşen Fitik, Gökşen iyi adımladı, faul almayı başardı. Bria Hartley faul yapıyor Galatasaray'da ve Gökşen de şimdi çizgiye gelecek. Sak Sutton kenara geldi OGM Orman Spor'da ve Alexa Katanić bugün ilk kez oyuna dahil oluyor. Konuk ekipte.
Gökşen Fitik çizgide ilk atışı isabetli olmadı. Gökşen ikinci atışı isabetli ve maçtaki ilk sayısı Gökşen'in. O da oldukça iyi bir sezon geçiriyor OGM Orman Spor'da. Alexa Katanić de faulü yaptı. Galatasaray Çağdaş Factoring hücumunda Julia Vanlo ile eşleşmesinde oyuna girer girmez faulü yapıyor Katanić. Hücumu devam edecek şimdi Galatasaray'ın. Vanlo pot altından topu oyuna sokuyor. Tierra McCowan. McCowan orta mesafeden isabeti buluyor. McCowan aslında çok da tercih ettiği atışlar değil ama basket geldi McCowan'dan. Şimdi içeride Onyenwere atışı kaçırdı. Dantas'tan çok güzel bir asist gelmişti ama Onyenwere kolay atışı kaçırdı. Katan için o noktada bir müdahalesi var topa ve Galatasaray hücumu şimdi bir kez daha devam edecek. Julia Vanlo topu oyuna soktu. Brea Hartley. Hartley Tierra McCowan'ı düşündü ama pas arası geliyor o noktada. Katanić çembere gitti, basketi buldu Alexa Katanić. Skora dengeyi getiriyor. Bir kez daha. Vanlo, McCowan bir kez daha. Çemberden hayli uzak. Orta mesafeden atışı isabetli. Tierra McCowan, yani o atışları çok tercih etmez dedik. İkincisini gönderdi. 2'de 2 McCowan. Demiris Dantas, Gökşen Fitik tepede topla buluştu. Şimdi Demiris Dantas çembere gitti. Onyenwere'ye pasında basket geliyor. Michelle Onyenwere. Dantas ikilisi bu kez istediğini başarıyor. Ekstra pas. Meltem Yıldız sandı. 3 sayılık isabet Meltem'den geliyor. Meltem de 8. sayısına ulaşıyor karşılaşmada. Şu ana kadar sahanın en skorer ismi. Gökşen Fitik'le OGM Orman Spor hücumda şimdi. Gökşen stop jam shot'ı isabetli olmadı. Hücum reboundu Banu Şimşek'ten geldi. Gökşen'le şimdi bir kez daha Orman Spor hücumda. Gökşen Fitik içeri girdi, atışı kaçırdı. Julia Vanlo aldı reboundu. Köşeden 3 sayılık atış, isabet yok. Alexa Katanić. Banu Şimşek. Gökşen Fitik. Gökşen çok uzaklardan 3 sayılık atış denemesi isabetli olmadı. Meltem Yıldızhan reboundu aldı. Çok hızlı getirdi. Tierra McCowan'a pası. McCowan kaçırdı atışı ama sonrasında basket geçerli bir defa ol. McCowan da özür diliyor şimdi ilk andaki pozisyon için ama Galatasaray hanesine yazılacak. Belki de 3 sayı olacak bu. Buraya Hartley de kenara geldi Galatasaray Çağdaş Factoring'de ve Büşra Akbaş bugün ilk kez parkede. Sarı kırmızılarda McCowan şimdi tek atışı kullanıyor. Basket faulden doğan tek atışı ve isabet var bunda da. 23-17'ye getirdi skoru Galatasaray Çağdaş Factoring. OGM Orman Spor karşısında ve faul düdüğü çıktı Büşra için. Tierra McCowan da şimdi kenara geliyor. 9 sayı 5 reboundla oynadı ilk çeyrekte Tierra McCowan ve Kiki Hergen'a bıraktı yerini şimdi. Maç saatiyle hücum saati arasında yaklaşık 8 saniyelik bir fark var. İlk 10 dakikanın sonunda. Saksatın
Sutton köşeye pas denemesi isabetli olmadı. Julia Vanloo girdi araya ve son topu da kendilerine bırakmış oldu böylelikle. Julia Vanloo. Vanloo çembere gitti. Kiki Harrigan ilk denemesi isabetli olmadı ve böylelikle karşılaşmada ilk çeyrek tamamlanıyor. Galatasaray Çağdaş Faktör İnko Gemi Orman Spor karşısında ilk 10 dakikayı 23-17'lik skorla önde tamamlıyor. Tierra McCowan'ın 9 sayı, 5 reboundluk performansı ve Meltem Yıldızhan'ın 8 sayılık performansı hiç kuşkusuz Sarı Kırmızılar için ilk 10 dakikada belirleyici oldu. OGM Orman Spor ise skor dağılımını daha iyi bir şekilde halletti diyebiliriz ama ilk 10 dakika sonunda 6 sayı geride Ankara temsilcisi. Birazdan ikinci çeyrekte tekrar birlikte olacağız. Tekrar birlikteyiz. Galatasaray Çağdaş Faktör İnko OGM Orman Spor karşılaşmasının ikinci çeyreğinde Galatasaray 23-17'lik skorla önde OGM Orman Spor karşısında ilk 10 dakikanın sonunda 8'de 1 üçlük yüzdesiyle oynadı ilk 10 dakikayı Galatasaray Çağdaş Faktör İnko ama 6 sayılık üstünlük özellikle boyalı alanda kurduğu üstünlükle rakibine Sarı Kırmızılar ilk 10 dakikayı önde tamamladı. Şimdi köşeden 3 sayılık atış isabetli. Doğa Adıcan'ın üçlüğü. OGM Orman Spor ikinci çeyreğe 3 sayılık isabetle başlıyor. Meltem Yıldızhan, Julia Vanloo, Büşra Akbaş, Kiki Harrigan. Harrigan içeri indirdiği anda faul düdüğü çıktı. Nelisa Smith faulü alan isim oldu Galatasaray'da. Julia Vanloo şimdi topu bir kez daha oyuna sokuyor. Meltem Yıldızhan. Meltem. Top kaybı geldi. Onyenvere topu çalıyor. Michele Onyenvere çok hızlı getirdi. Turnike'yi bıraktı. Onyenvere farkı da bir sayıya düşürdü. Nelisa Smith şimdi çembere gitti. Atışında isabet yok. Hızlı hücum fırsatı o Gem Orman Spor için. Alexa Katanić şimdi Saksatın'a teslim etti topu. Saksatın. Sutton dışarı çıkardı. Onyenvere atmadı. Çembere gitti, atışı kaçırdı. Sonrasında Kiki Harrigan alıyor reboundu Galatasaray'da. Büşra Akbaş. Harrigan 3 sayılık atışı isabetli oldu. Kiki Harrigan ilk çeyreğin son saniyesinde bir üçlük göndermişti. İsabeti sağlayamamıştı ama ikinci denemesinde üçlüğü gönderiyor Kiki Harrigan. Demiris Dantas geriye çekilerek atışında isabet var. 26-24'e getirdi skoru. Farkı 2 sayıya düşürdü Galatasaray Çağdaş Faktör'ün karşısında. Büşra Akbaş.
Meltem Yıldızhan Harrigan'ı buldu. Büşra bir kez daha. Nelissa Smith. Son 8 saniye hücum süresinin sonuna. Nelissa Smith. Hücumu devam edecek Galatasaray'ın. Geriye de 2.3 saniye kaldı şimdi. Meltem Yıldızhan kenara geldi. Galatasaray Çağdaş Factoring'te Sude Yılmaz oyuna dahil oldu dediğim anda. Karşılaşmadaki ilk mola geliyor. Galatasaray Çağdaş Factoring'ten sarı kırmızıların molasına gidiyoruz. Tekrar birlikteyiz. Galatasaray'da baş antrenör Tolga Esenci molayı isteyen taraf olmuştu ve Galatasaray hücumu devam ediyor. Şimdi 2.3 saniye kaldı. Van Loo, Kiki Harrigan son saniyede basketi buluyor. Kiki Harrigan kolay da bir atış değildi ama basketi çıkartıyor bu pozisyonda. Kiki Harrigan, Onyen Vere, basket geçerli bir defa faul. Michel Onyenvere'nin basketi ve şimdi bir de serbest atış gelecek. Onyenvere'den Alexa Katanić de kenara geliyor OGM Orman Spor'da ve Gökşen Fitik bir kez daha oyuna dahil oldu. Onyenvere'nin tek atışında da isabet var ve farkta bir sayıya kadar düştü. Maçta da şu ana kadar 9 kez liderlik el değiştirdi. Hakikaten başa baş bir mücadele playofflar öncesinde. Bu arada pas arası geldi. Julia Van Loo'nun pasında Zach Sutton araya giriyor. Zach Sutton köşede Doğa ekstra pası. Gökşen atmadı. Doğa bir kez daha Zach Sutton. Sutton'dan Gökşen Fitik. Gökşen karşısında Nelissa Smith var. Ters bir eşleşme. Kiki Harrigan geldi. Onyenvere ve fake'i sonrasında boyalı alanda basket geliyor. OGM Orman Spor öne geçiyor karşılaşmada bir kez daha. İkinci çeyrekte 3 dakikalık dilim geride kalırken bu da 10. kez liderlik el değişimi oluyor maçta. Sude Yılmaz atışı isabetli olmadı. Gökşen aldı reboundu. Gökşen hızı getirdi. Zach Sutton. Sutton stop jam shot'ı kısa kaldı. Sude Yılmaz rebound aldı ve sonrasında Esra Ural Topuz faul yapıyor. Tabi Galatasaray Çağdaş Factoring'de Tiara McCowan ve Nelissa Smith boyalı alanda hakikaten çok büyük tehdit rakip takımlar için ama OGM Orman Spor'da bugün Demiris Dantas, Esra Ural Topuz ve Michel Onyenvere üçlüsüne sahip. Onların da oldukça iddialı bir uzun rotasyonu var. Julia Van Loo'nun üçlüğü Galatasaray Çağdaş Factoring'de. Maçtaki ilk üçlük isabeti Julia Van Loo'nun üçüncü denemesinde isabeti sağladı. Gökşen Fitik kendine bir koridor yarattı o noktada. Basketi buldu ve skora da dengeyi getiriyor. Şimdi 31-31'lik eşitlik var maçta. Nelissa Smith, Sude Yılmaz, Kiki Harrigan, çemberden uzak. Julia Van Loo, Sude'den önce
Gitti aldı. Van Loo bir üçlük daha gönderdi. İsabet yok. Gökşen aldı reboundu. Gökşen Fitik, Onyen Vere'yi düşünüyor ama iyi savunma geldi Kiki Harrigan'dan. Sude Yılmaz'da kaldı top son olarak. Julie Van Loo, Nelissa Smith'in asistinde Van Loo'nun turnikesi. Beşinci sayısı arka arkaya Julie Van Loo'nun, aynı zamanda maçtaki de beşinci sayısını buluyor Julie Van Loo. Ve arka arkaya basketler Ogem Orman spor cephesine Mert Oktay'a molayı aldırıyor. Orman spor molasına gidiyoruz. İstanbul'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda hakikaten keyifli bir mücadele. İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde haftanın en iyi maçı olmaya aday karşılaşmada sizlerle birlikteyiz ve hakikaten şu ana kadar da bekleneni verdi. 33-31'lik Galatasaray Çağdaş Faktöring üstünlüğü Ogem Orman Spor karşısında. Heyecanı, mücadele gücü yüksek bir karşılaşma ve Gökşen Fitik'le hücumda şimdi Ogem Orman Spor. Demiris Dantas tepeden 3 sayılık atışı, isabet yok. Büşra Akbaş'la Galatasaray hücumda şimdi Büşra. Büşra pasında Tiara McCowan. McCowan bir isabet daha Tiara McCowan'dan. Yani hakikaten çok ekstra isabetler. McCowan'dan potadan bir hayli uzaktı Demiris Dantas. McCowan'la eşleşmesinde bir orta mesafe isabeti de ondan geliyor. Ogem Orman Spor takibini sürdürüyor. Büşra Akbaş, Kiki Harrigan, Sude Yılmaz. Sude fake'i sonrasında Harrigan tepede bir kez daha topla buluştu. Son 4 saniye. Tiara McCowan son anda topu elinden çıkardı. Atışı isabetli olmadı. Sak Sutton reboundu alıyor. Sutton, Gökşen Fitik bomboş 3 sayılık atış isabetli değil. Julie Van Loo reboundu aldı ve takıma şöyle bir frene bastırdı. Julie Van Loo Belçikalı oyuncusu Galatasaray Çağdaş Faktöring'in. Van Loo bir kez daha hücumda topla buluştu. Julie Van Loo ikili sıkıştırma var ona. Çember altını şöyle bir turladı, dışarı çıkardı. Sude Yılmaz'ın 3 sayılık isabeti. Sude de 3 sayı kervanına katılıyor. Galatasaray Çağdaş Faktöring çok iyi çevirdi topu hücumda ve Sude'nin 3 sayılık isabeti. Esra Ural topuz. Panya'dan destek aldı. Basketi buldu. 38-35'e getiriyor skoru. Esra Ural topuzun isabeti. Büşra Akbaş McCowan'a verdi, aldı. Büşra içeri girdi, turnikeyi bıraktı. Son 3,5 dakika ilk yarıda. Gökşen Fitik'le Ogem Orman Spor hücumda şimdi. Sak Sutton. Sutton, Esra'nın perdesi vardı. Demiris Dantas. Gökşen'den Esra Ural topuz. Esra bir orta mesafe isabeti daha. Esra Ural topuzdan. Farkı da 3 sayıya düşürüyor bir kez daha. Kiki Harrigan. Demiris Dantas var karşısında. Sak Sutton o noktada neredeyse araya girecekti.
Hücumu devam edecek sarı kırmızılıların. Şimdi iki oyuncu değişikliği birden geliyor. Meltem Yıldızhan ve Brea Hartley oyuna dahil oldu. Büşra Akbaş'ta Sude Yılmaz kenarda Galatasaray'da. Julie Vanloo bir kez daha hücumu organize ediyor. Julie Vanloo 3 sayılık atışı isabetli olmadı. Alexa Katanić'e kadar geldi o top. Katanić çembere gitti. Faul almayı başarıyor. Alexa Katanić. Yani Katanić'te süre aldığı bölümlerde sınırlı kısımlarda hakikaten iyi katkı verdi takımına şu ana kadar. Ve şimdi de iki serbest atış kullanacak Alexa Katanić. Nelisa Smith de bir kez daha oyunda Galatasaray Çağdaş Factoring'de. McCown ikilisi aynı anda parkede. Sarı kırmızılılarda Katanić'in ilk atışı isabetli. Katanić 2'de 2 ile ayrılıyor serbest atış çizgisinden. Brea Hartley tam sağ bir baskı var şimdi Galatasaray'a ama o noktadan kolay çıktı sarı kırmızılılar. Brea Hartley. Hartley faul düdüğü. Demir Stantas'la Nelisa Smith eşleşmesinde faul düdüğü çıktı. Kenardan devam edecek şimdi Galatasaray Çağdaş Factoring'in hücumu. Brea Hartley, Julie Vanloo, Sak Sutton onu karşıladı. Julie Vanloo çembere gitti. Zor bir atış, isabetli değil. Esra Ural topu aldı reboundu. Gökşen Fitik, Katanić'i düşündü. Katanić yerde kaldı. Sak Sutton'a aktarıyor. Sak Sutton! 3 sayılık isabet Sak Sutton'dan. Alexa Katanić yerde kalmasına rağmen zor bir pas. Bir anda Sak Sutton'ı bomboş bıraktı ve 3 sayılık isabet geldi. Brea Hartley cevap gecikmiyor. Galatasaray Çağdaş Factoring'ten ve sarı kırmızılar evinde bir kez daha öne geçiyor. OGM Orman Spor karşısında. Sak Sutton. Sutton hücumda bir kez daha top onun elinde. Sak Sutton zor bir atış isabetli değil. Tierra McCown aldı reboundu. Akıllıca çıkardı. Meltem Yıldızhan turnikeyi bırakıyor. Julie Vanloo'nun asistinde Meltem Yıldızhan'ın basketi geliyor. Müthiş bir fast break. Julie Vanloo'nun da bugün 7. asisti oluyor. Henüz ilk yarı tamamlanmadan. Bu basket OGM Orman Spor'a molayı aldırıyor. Galatasaray Çağdaş Factoring'de şu ana kadar Tierra McCown'ın 11 sayısı, Meltem Yıldızhan'ın 10 sayısı ve Julie Vanloo'nun 7 asisti ön plana çıkan istatistikler. OGM Orman Spor'da da Sak Sutton 8 sayı, Onyen Vere 9 sayı, Esra Ural Topuz'un 8 sayısı ve Demir Stantas'ın da 7 sayısı var. Şu ana kadar hakikaten keyifli bir karşılaşma. Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalında. Bakalım soyunma odasına önde giden taraf kim olacak? Bugün maç İlk yarıda 15 kez el değiştirdi şu ana kadar. Hakikaten kıran kırana bir mücadele. Yani iki takım açısından da çok önemli bir karşılaşma playofflar öncesinde. Galatasaray Çağdaş Factoring eğer bugün kazanırsa rakibi OGM Orman Spor'la galibiyet sayısını eşitlemiş olacak. OGM Orman Spor'da bugün kazanarak daha üst sıradan playofflara gitmeyi hedefliyor. Galatasaray'la arasındaki farkı açmayı hedefliyor. Bu arada inanılmaz bir hata geldi. O tam sağ baskı top kaybını getirdi OGM Orman Spor'a. Moladan
iyi bir dönüş yapamadı OGM Ormanspor ve Galatasaray Çağdaş Faktör'ün hücumuna döndü şimdi. Adam paylaşımında da sorun var ama Brea Hartley kolay atışı kaçırdı. Sak Sutton, sonrasında topun sahibi OGM Ormanspor'da. Sutton, Gökşen Fitik. Gökşen, perde var. Gökşen şimdi Esra Ural topu ama iyi bir pas gelmedi Esra'dan. Özür diliyor şimdi Onyenvere'den. Az önceki pozisyon sonrasında Esra. Son bir dakika ilk yarıda ve sarı kırmızılar hücumda Brea Hartley ile. Hartley, Nelissa Smith. Smith'in atışı isabetli olmadı. İyi bir atış gelmedi Nelissa Smith'ten. Yani Nelissa Smith de bugün maça ortak olmakta bir hayli zorlandı. Aslında son haftalarda epey çıkışta olan bir isim Nelissa Smith ama bugün bir türlü maça giremedi şu ana kadar. Alexa Katanić, Sak Sutton. Sutton, karşısında Brea Hartley var. Perde geldi Onyenvere'den. Sak Sutton boş kaldı. 3 sayılık atışı isabetli olmadı. McCown reboundu kimselere bırakmadı. Brea Hartley topu son anda kontrol etti ama pasında top doğrudan dışarıya çıkıyor ve top kaybı Galatasaray'dan. Esra Ural topuz şimdi kenara geldi. OGM Ormanspor'da ve Demir İstantas bir kez daha oyuna dahil oldu. Tierra McCown da kenara geliyor Galatasaray'da. Kiki Harrigan oyunda. İlk yarının son hücumunda. Son top belki de OGM Ormanspor'da. İlk yarının sonunda. Gökşen Fitik içeri indirdi. Demiris Dantas dönerek basketi buluyor. Meltem o noktada yerde kalmıştı. Dantas için kolay bir sayı fırsatı oldu. Ve 5.2 saniye kala OGM Ormanspor farkı bir sayıya düşürüyor Galatasaray Çağdaş Faktöring karşısında. Galatasaray Çağdaş Faktöring'de son 5.2 saniye öncesinde molayı istiyor. Bakalım nasıl bir hücumla dönecek sarı kırmızılar moladan. Molanın ardından tekrar birlikteyiz. 5.2 saniye ilk yarının sonunda Nelissa Smith. Julia Vanloo'ya, Vanloo köşeye, Brea Hartley atışı kaçırdı. Ama iyi bir hücum Galatasaray Çağdaş Faktöring'den. Yani kendi potu altından topu oyuna sokarak doğru üçlüyü bulmayı başardı sarı kırmızılar ama isabet gelmedi. Böylelikle ilk yarı tamamlanıyor. Galatasaray Çağdaş Faktöring soyunma odasına. OGM Ormanspor karşısında bir sayılık farkla 45-44 önde gidiyor. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız.
Galatasaray Çağdaş Faktöring OGM Orman Spor karşılaşmasının ikinci yarısına tekrar birlikteyiz. Sarı Kırmızılılar 45-44'lük skorla önde gitmişti. Soyunma odasına hakikaten yani ilk yarıdan belki çok fazla not var ama en önemli not kıran kırana mücadele. Her iki ekip de bu karşılaşmanın öneminin farkında ve buna göre de bir oyun var. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda bakalım kazanan taraf kim olacak bugün? İkinci yarıya başlayan Galatasaray Çağdaş Faktöring oluyor. Mücadelede Brea Hartley ile hücumda Sarı Kırmızılılar. Meltem Yıldızsan. Julia Vando fake'i sonrasında 3 sayılık atışı isabetli olmadı. Gökşen Fiti kaldı rebound'u. Gökşen ile hücumda OGM Orman Spor. Saksatın. Şimdi içeriye pas denemesi. Top kaybı geliyor. OGM Orman Spor hücumunda ve Galatasaray Çağdaş Faktöring hücumda olan taraf olacak şimdi. İlk yarıda 15 kez liderlik el değiştirdi karşılaşmada. Hakikaten çok yakın bir mücadele. Şimdi Meltem Yıldızsan, o da ilk yarının en iyilerinden birisiydi. Parkede kaptanı Sarı Kırmızılıların Brea Hartley. Son 5 saniye hücum süresinin tamamlanmasına Brea Hartley. Hartley 3 sayılık atışı isabetli oluyor. Brea Hartley'nin son saniyede çok kritik bir isabet. Hiç de kolay bir atış değil ama Brea Hartley de hakikaten çok özel bir oyuncu ve üçlüğü gönderdi. Demiris Dantas'ın atışı isabetli olmadı. Hemen bir cevap verme peşindeydi OGM Orman Spor ama isabet çıkmadı. McCowan'ın asisti isabetli olmuyor. Lelsa Smith'in atışı. Ve şimdi Saksatın'la hücumda OGM Orman Spor. Faul düdüğü geliyor. Bu arada Nelisa Smith de ayağa kalkamadı az önceki pozisyondan sonra. Oyun da durdu. Şimdi Nelisa Smith yavaş yavaş doğruldu. Kenara geliyor şimdi Nelisa Smith ve Kiki Harrigan oyuna dahil oluyor. Sarı Kırmızılılar'da kenarda ilk müdahale yapılıyor Nelisa Smith'e. Oyunda kaldığı yerden devam edecek. Gökşen Fitik topu oyuna sokacak. OGM Orman Spor'da Gökşen Saksat'ın bomboş kaldı. 3 sayılık atışı kaçırdı. Brea Hartley aldı reboundu. Brea Hartley çok iyi geçti Gökşen'i. Sonrasında Julia Van Loo içeride Tiara McCowan boyalı alanda basketi buluyor. Galatasaray Çağdaş Faktöring'den çok organize bir hücum. Güzel bir basket izledik. Yani tabii McCowan'ı o noktada topla buluşturunca savunmak hiç kolay değil. Faul düdüğü çıktı. ...50-44'lük skorla Galatasaray önde mücadelede. Saksat'ın tepede Demiris Dantas atmadı fake'i, içeriye girdi şimdi Gökşen Fitik. 3 sayılık atışı isabetli oluyor Gökşen Fitik. OGM Orman Spor'un ikinci yarıdaki ilk sayıları Gökşen Fitik'le geliyor. 3 sayılık isabet konuk ekipten. Meltem Yıldızsan içeri indirdi, blok geldi Gökşen Fitik'ten, inanılmaz. Tiara McCowan'ı mağlup etti o noktada. Şimdi Gökşen boş kaldı. Gökşen Fitik çembere gitti, atışı kaçırdı. Sonrasında son müdahale Onyen Vere'den geliyor. Yani
az önceki pozisyonu keşke imkan olsa da tekrar tekrar izlesek. Gökşen inanılmaz bir savunma McCown'a ama bu kez de McCown affetmiyor boyalı alanda. 52-47'ye taşıdı skoru. McCown'un boyalı alan isabeti. Sak Sutton karşısında Julia Vanloo var. Sak Sutton içeri penetresinde basket geliyor. Sak Sutton'dan o da maçtaki 10. sayısına ulaşıyor. Bu arada top kaybı geldi. Julia Vanloo topu oyuna sokarken ve sonrasında da Julia Vanloo faul yapıyor. Takım arkadaşlarına kızdı bu pozisyonun ardından. Belçikalı oyuncu. Sak Sutton 10. sayısına ulaştı. Sonrasında bir de top çaldı. Ve şimdi de çizgide iki serbest atış için. Sak Sutton. İlk atışı isabetli. Nelissa Smith'in de kenarda tedavisi devam ediyor bu arada. Sağlık ekibi onunla ilgileniyor. Sak Sutton 12. sayısına ulaştı maçta. McCown 15 sayıyla parkenin en skorer ismi şu ana kadar. Kiki Hergan'la hücumda Galatasaray. Buraya Hartley faullüdü çıktı. Yani Gökşen Fitik'le Bria Hartley'nin eşleşmesi de izlenmeye değer hakikaten. Orada da tatlı sert bir mücadele var. Julia Vanloo topu kenardan oyuna soktu. Hartley şimdi Vanloo'ya. Julia Vanloo. McCown'un perdesi. Julia Vanloo atışı kaçırdı. Rebound'u Demaryius Dantas aldı. Ve şimdi Sak Sutton'a teslim ediyor topu. Sutton, Demaryius Dantas köşeden 3 sayılık atışı isabetli olmadı. Rebound'u Bria Hartley alıyor. Hartley hızlı getirdi topu. Bria Hartley atışı kaçırdı. Sonrasında McCown. Atış kaçtı ama 2 serbest atış gelecek. Tiara McCown'dan. McCown'un ilk atışı isabetli oldu. Tiara McCown da Türkiye milli takım formasıyla mücadele ediyor. İkide iki ile ayrıldı serbest atış çizgisinden. Kendisinin 17. takımının da 54. sayısı oldu. 3 sayılık üstünlüğü var sarı kırmızıların karşılaşmada. Sak Sutton şimdi. Sak Sutton top kaybı geldi. Kiki Hergan, Meltem Yıldızhan. Hartley istemişti ama şimdi Vanloo'ya verdi topu. Julia Vanloo. McCown'un perdesinden faydalandı. Sonrasında top kaybı geliyor Vanloo'nun pasında. Michelle Onyenvere, Sak Sutton. Sutton'dan Gökşen Fitik. Vanloo kaldı şimdi karşısında. Gökşen içeri girdi. Ekstra pası. Ama ayağı çizgide Onyenvere'nin ve top kaybı geliyor. Bu kez de OGM Orman Spor'dan. Julia Vanloo da şimdi kenara geldi ve Büşra Akbaş. Oyunda Galatasaray Çağdaş Factoring'te. Üçüncü çeyrekte ilk 5 dakikayı da geride bırakıyoruz. Bria Hartley serbest atış çizgisinden isabeti kaydediyor. Bria Hartley'nin de 10. sayısı oldu karşılaşmada. Gökşen Fitik, şimdi Sak Sutton.
Saksat'ın Büşra vardı arkasında. Satın atışı isabetli değil, ikinci şans. Ve Saksat'ın boyalı alanda basketi buluyor. Farkta bir kez daha 3 sayıya düşüyor karşılaşmada. Saksat'ın istatistikleri de şimdi ekranlara geliyor. 14 sayı, 5 rebound, 5 asistle oynuyor. Saksat'ın kiki Harrigan, top kaybı, hatalı yürüme. Harrigan'dan penetreye başladığı sırada hatalı yürüme yapıyor hücumda. Kiki Harrigan. Saksat'ın şimdi hücumda bir kez daha topla buluştu. Satın. Satın'ın atışı isabetli. Saksat'ın. Hiç kolay bir atış değil ama o da bu bölümlerde alev aldı adeta. Büşra Akbaş. Büşra. Şimdi kiki Harrigan. Harrigan'ın atışı isabetli değil. Alexa Katani çaldı reboundu sonrasında. Tiara McCowan faul yapıyor. McCowan'ın da ilk faulü karşılaşmada. Kiki Harrigan da şimdi kenara geliyor. Ama hayır, McCowan kenara geliyor. Galatasaray'da bir an Harrigan değişiyor sandı ama McCowan kenara gelen isim oldu Galatasaray'da. İçeri penetre, faulü getirdi. Michel Onyenwere iki serbest atış kullanacak OGM Orman Spor'da. OGM Orman Spor için öne geçme fırsatı. Üçüncü çeyrekte. Onyenwere ilk atışını kaçırıyor. Julie Van Loo da birazdan tekrar oyuna dahil olacak. 8 asistle oynuyor bugün. Julie Van Loo 5'te sayı buldu. Karşılaşmada Onyenwere'nin ikinci atışı isabetli. Skora dengeyi getirdi böylelikle. Ve şimdi Meltem Yıldızhan kenara gelirken Julie Van Loo oyuna dahil oluyor Galatasaray'da. Brea Hartley, Julie Van Loo alır almaz köşeden 3 sayılık atışı. İyi bir atış gelmedi. Kiki Harrigan topu takımına kazandırdı. Van Loo perde istedi şimdi Nelissa Smith'ten. Julie Van Loo, Brea Hartley buldu. Brea Hartley'nin atışı isabetli değil. Esra Ural topu havada tek eliyle rebound almayı başardı. Saksat'ın. Saksat'ın Onyenwere. Ama pas arası geliyor. Kiki Harrigan'dan sonrasında faul düdüğü çıktı. Galatasaray Çağdaş Factoring hücumda şimdi bir kez daha maçta 56-56'lık eşitlik. Mücadelede Büşra Akbaş, Brea Hartley. Hartley Nelissa Smith'e indirdi. Esra Ural topu savunuyor onu. İsabetli Nelissa Smith'in atışı. Ve Galatasaray bir kez daha önde maçta. Nelissa Smith'in de henüz 6. sayısı karşılaşmada. Gökşen Fitik Saksat'ını buldu hücumda. Saksat'ın stop jam shot'ı isabetli. Saksat'ın. Yani hakikaten müthiş bir maç çıkarıyor Saksat'ın. 18. sayısı, 5 rebound, 5 asist, 2 de top çalma. Saksat'ın şu ana kadarki istatistikleri. Büşra Akbaş. Büşra çembere gitti, topu elinden kaçırdı. Onyenwere araya giriyor. Alexa Katanić şimdi topu kontrol etti ve kaptanı Gökşen Fiti'ye teslim etti. Saksat'ın bir kez daha. Son 2 dakika 3. çeyreğin sonunda Onyenwere orta mesafeden basketi buluyor. OGM Orman Spor'u öne geçiriyor maçta. OGM Orman Spor 3. çeyrek itibariyle üstünlüğü ele alıyor. Brea Hartley ile hücumda Galatasaray.
Hartley zorladı. Büşra Akbaş iki sayılık atış isabetli değil. Esra Ural Topuz bir rebound daha çekti o noktada. Sak Sutton. Sutton karşısında Julia Vanloo var. Esra'nın perdesi. Sutton Esra Ural Topuz'u buldu ama Julia Vanloo topu çalıyor. Büşra Akbaş. Büşra topuna müdahale var ve Galatasaray'ın hücumu şimdi pot altından şekillenecek. Meltem Yıldızhan şimdi oyuna dahil oldu. Bria Hartley'nin yerine Galatasaray'da Büşra topu oyuna soktu. Nelisa Smith bomboş kaldı. Atışı isabetli değil. Rebound mücadelesinde Esra'ya kadar geldi o top. Ve şimdi OGM Orman Spor bir kez daha hücumda. Gökşen Fitik. Sak Sutton köşede. Alexa Katanić'e. Ters köşeye. Katanić. Esra Ural topu serbest atış çizgisinden atışı kaçırdı. Michelle Onyen Vere'nin dönerek atışında basket geliyor. Önce hücum rebound'u sonra basket. Michelle Onyen Vere'den ve farkı 4 sayıya çıkarıyor OGM Orman Spor. Faul düdüğü çıktı. Galatasaray hücumunda. Ve bu faulle birlikte OGM Orman Spor'un son çeyrekteki takım faul hakkı dolmuş oldu. Julia Vanloo ile hücumda sarı kırmızılar. Vanloo. Şimdi Meltem Yıldızhan. Gökşen savunuyor onu. Büşra Akbaş son 4 saniye hücum süresinin tamamlanmasına atışta isabet yok. Onyen Vere aldı reboundu. Sak Sutton belki de 3. çeyrekteki son topu kullanacak OGM Orman Spor'da. Sak Sutton Büşra karşılıyor onu son 5 saniye. Sak Sutton içeri Esra Ural topuz atışı kaçırıyor. Ve böylelikle 3. çeyrek tamamlanıyor. OGM Orman Spor 18-13'lük 3. çeyrek sonunda karşılaşmada öne geçen taraf oluyor. Son 10 dakika öncesinde hakikaten müthiş bir karşılaşma izliyoruz Ahmet Cömert Spor Salonu'nda. Ekranlara da yansıyor şu anda Galatasaray Çağdaş Factoring. Bugün yalnızca 4 kez çizgiye geldi ve 4'te 4 ile ayrıldı. Serbest atış çizgisinden bugünün ilginç istatistiklerinden bir tanesi. OGM Orman Spor'da Sak Sutton'ın hakikaten 3. çeyrek performansına diyecek bir şey yok. Müthiş bir performans gösterdi. Neredeyse hiç çıkmadan oynadı bugün. Sak Sutton. Yine Gökşen de aynı şekilde. 27 dakikanın üzerinde süre aldı. Her iki oyuncu da 3. çeyrek sonu itibariyle. Galatasaray'da da Tierra McCowan 17 sayı 9 rebound ile mücadele etti 3. çeyrek sonunda. Bria Hartley belirli bir dönem 3. çeyrekte iyi bir performans gösterdi. O da 10 sayıya ulaştı karşılaşmada. Bria Hartley sarı kırmızılılarda. Bakalım son çeyrek neler getirecek karşılaşmada. Hakikaten çok önemli bir maç İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde. Bugün bu karşılaşmanın ardından playoff hattını yakından ilgilendiren bir karşılaşma daha var. ÇBK Mersin evinde Emlak Konut'u konuk edecek Servet Tazegül Spor Salonu'nda ve o karşılaşmanın anlatımında da ben İbrahim Kalkan
Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalında sizlerle birlikte olacağım. O mücadeleyi de yine izleyebilirsiniz. Son çeyrek başlıyor. Karşılaşmada köşeden 3 sayılık atış isabetli oldu. 3 sayılık isabet. Alexa Katanić'ten geliyor. Saksatın'ın asistinde. Ogem Ormanspor son çeyreğe 3 sayılık isabetle başladı ve 65-58'e taşıdılar skoru şimdi. Büşra Akbaş. Büşra, Tiara McCowan, Meltem bomboş kalmıştı. Ve harika bir pas Tiara McCowan'dan hakikaten. Yani McCowan gibi bir pivottan böyle bir pas beklemezsiniz çoğunlukla ama gerçekten takdire şayan bir pas. Meltem'in basketi geldi. Onyen Vere arka arkaya üçlükler. OGM Ormanspor'dan ve farkı 8 sayıya çıkarıyor. Konuk ekip karşılaşmada 2 üçlük isabetiyle başladı. OGM Ormanspor son çeyreğe. Julie Vanloo, Tiara McCowan faulü alıyor o noktada. Esra Ural Topuz faulü yapan isim oldu. Esra'nın da 3. faulü karşılaşmada. Tiara McCowan şimdi çizgide Galatasaray'da. İlk atışı isabetli oldu McCowan'ın. İkinci atış kaçtı. Ve Gökşen'le hücumda şimdi. OGM Ormanspor. Saksatın. Satın. Stop jam shot'ı isabetli olmadı. Tiara McCowan bir de rebound çekti. Büşra Akbaş double-double'a ulaşmış oldu böylelikle bugün. Tiara McCowan az önce aldığı reboundla birlikte. McCowan, Meltem Yıldızhan. Meltem son 6 saniye ayağı çizgide atışı isabetli oldu. Meltem Yıldızhan bir süredir suskundu ama kaldığı yerden devam ediyor Meltem Yıldızhan. O da bugün 14. sayısına ulaşıyor Galatasaray'ın kaptanı. Alexa Katanić, Saksatın, Satın, Esra'nın perdesi, Saksatın köşeye, Gökşen Fitik, 3 sayılık isabet, Gökşen Fitik'ten geliyor. OGM Ormanspor son çeyreğe 3 üçlük isabetiyle başlıyor. Nelisa Smith, Meltem Yıldızhan. Nilsa Smith bir kez daha. Meltem son 5 saniye. Top yine Meltem'de kaldı. Julie Vanloo son saniye ve hücum süresi tamamlanıyor. Galatasaray Çağdaş Factoring topu çembere gönderemiyor bu hücumda. Esra Ural Topuz şimdi kenara geldi. OGM Ormanspor'da ve Demir Stantas bir kez daha oyunda. Gökşen'le hücumda OGM Ormanspor. Saksatın. Satın. Saksatın. Zorladı pozisyonu, topu kaybetti. Nelisa Smith girdi araya ve Büşra ile şimdi hücumda Galatasaray. Büşra Akbaş. Julie Vanloo topu teslim aldı. Vanloo'dan Nelisa Smith düşüncesi ama Onyen Vere çok iyi yer tuttu. Adresi değiştirdi adeta bu hücumda. Gökşen Fitik. Gökşen Dantas ama topu dışarı gönderiyor bu hücumda Demiris Dantas. Saksatın aslında kendisine 2 adım uzaklıktaydı ama ezbere atılmış bir pas. Doğrudan dışarı gitti top. Bria Hartley de şimdi son bölümde bir kez daha oyuna dahil oldu Galatasaray Çağdaş Factoring'te. Bria Hartley. Hartley top hala kendisinde. Son 8 saniye. Hartley faullüdü. Çıktı o noktada Alexa Katanić'le eşleşmesinde.
Kenardan devam edecek Galatasaray'ın hücumu. Julie Van Loo. Van Loo McCown'a indirdi. Basket geçerli. Bir de faul. İki sayı geçerli oldu ve bir de serbest atış kullanacak şimdi. McCown, o da 20. sayısına ulaştı karşılaşmada. 20 sayı, 10 rebound, bir de asisti var bugün. Tierra McCown'ın. Bu da 21. sayısı oluyor. 3 sayılık hücum Galatasaray'dan. Ve farkı da 5 sayıya düşürüyor Galatasaray. Ogem Orman Spor karşısında. Demiris Dantas. Gökşen Fitik. Son 6 dakika artık karşılaşmada. Gökşen, Michel Onyenvere, F2, Onyenvere tek elle atış. Yani inanılmaz bir tercih hakikaten. Çok kötü bir atış geldi Onyenvere'den. Şimdi Nelisa Smith. Nelisa Smith. Basketle bitiriyor pozisyonu ve arka arkaya sarı kırmızılıların basketleri. Ogem Orman Spor cephesine molayı aldırıyor. Fark 3 sayıya düşüyor karşılaşmada. Ogem Orman Spor molasına gidiyoruz. Tekrar birlikteyiz. Ogem Orman Spor molasının ardından Gökşen Fitik'le hücumda Ogem Orman Spor. 3 sayılık atış, isabet yok. Rebound mücadelesine top. Son müdahale Ogem Orman Sporlu oyunculardan ve Galatasaray hücumuyla devam edecek şimdi. Mücadele. Bria Hartley. Hartley, Julie Van Loo. Van Loo, Tierra McCown'a indirdi. Atışta isabet yok. Esra Ural topu aldı, reboundu. Gökşen'le hücumda Orman Spor. Demiris Dantas. Dantas'ın atışı isabetli olmadı. Bir kez daha Galatasaray Çağdaş Faktör'ün hücumu olacak şimdi. Julie Van Loo'yla. Julie Van Loo, Meltem Yıldızhan, McCown'a indirdi. Tierra McCown'ın atışı isabetli oluyor. Ve fark da bir sayıya kadar düşüyor karşılaşmada. Ogem Orman Spor. Son çeyreğin başında farkı 8 sayıya kadar düşürmüştü ama Galatasaray Çağdaş Faktöring iyi döndü maça. 71-70'e kadar taşıdı skoru sarı kırmızılar. Galatasaray Çağdaş Faktöring'in ilk takım faulü son çeyrekte. Demiris Dantas. Dantas atışı, iyi bir atış gelmedi. McCown rebound aldı ve sonrasında faul geliyor.
Ve OGM Orman Spor'un son çeyrekteki takım faul hakkı dolmuş oldu böylelikle. Son 4 dakika 17 saniye öncesinde. Tabii çok iyi bir haber değil bu OGM Orman Spor cephesi için. Demir İstantası'nda 4. faul oluyor bu. Ekranlara da yansıdı. Onyen Vere de şimdi son bölümde oyuna dahil oldu Alexa Katan için yerine. Galatasaray hücumda olan taraf Bria Hartley ile. Bria Hartley. Hartley stop jam shot'ı isabetli olmadı. Rebound mücadelesi sırasında faul düdüğü çıkıyor. Bria Hartley'e çalındı az önceki faul düdüğü ve OGM Orman Spor hücumu şimdi kenardan devam ediyor. Son 4 dakika karşılaşmada Gökşen Fitik, Michel Onyenvere, Onyenvere, Sak Satın, Gökşen çok kritik üçlük isabetli değil. Reboundu Van Loo aldı. Hızlı hücum fırsatı Galatasaray'dan. Faul düdüğü geliyor. Gökşen iyi döndü geriye. Faulle kesti Bria Hartley'i. Tabii bu pozisyon sonrasında sportmenlik dışı faul beklentisi de var Galatasaray cephesinin. İki serbest atış gelecek Bria Hartley'den. Galatasaray Çağdaş Factoring için öne geçme fırsatı şimdi Bria Hartley ile. İtirazlar da bir yandan devam ediyor. Hartley ilk atışını kaçırdı. Hakikaten son bölümde toplar el yakıyor. Hartley de ilk atışı kaçırdı. İkinci atışı da kaçıyor buraya Hartley'nin. Yani Hartley gibi bir oyuncu oyunun son bölümünde 2'de 0 attı. Hakikaten kritik serbest atışlardı. Sak Satın. OGM Orman Spor hücumu Sak Satın. Blok geldi McCaven'dan ve OGM Orman Spor hücumu pot altından devam edecek. 6 saniye kaldı şimdi geriye. Gerçekten heyecan dorukta. Bir müdahale daha ve 5 saniyeye kadar indi OGM Orman Spor'un hücum süresi. Şimdi kenardan topu oyuna sokacak konuk ekip. Demiris Dantas o noktada. Dantas topu oyuna soktu. Sak Satın. Sak Satın. Stop jam shot'ı isabetli değil. Rebound mücadelesinde Nelissa Smith topu takımına kazandırdı ve Julia Van Loo ile hücumda sarı kırmızılılar. Julia Van Loo, Tiara McCaven'a, McCaven iyi sıyrıldı ama atışta isabet yok. Esra Ural topu saldı, reboundu. Sak Satın'a teslim etti. Satın, Gökşen Fitik, Demiris Dantas, 3 sayılık atışı isabetli olmuyor. Meltem Yıldızhan alıyor reboundu. Ve Galatasaray şimdi bir kez daha hücumda. Son hücumlardan iki takım da boş döndü. Julia Van Loo. Van Loo pası, Meltem 3 sayılık atışı isabetli olmadı. McCaven aldı hücum reboundunu, sonrasında faul düdüğü çıkıyor. 2 serbest atış gelecek şimdi. McCaven çizgiye gelecek Galatasaray'da. Esra Ural topuzun da 4. faulü oldu. Son bölümde McCaven ilk atışını kaçırdı. Arka arkaya 3 serbest atıştan faydalanamadı sarı kırmızılılar. Tiara McCaven ikinci atışında isabet var ve skora denge geliyor. Son 2,5 dakikaya
Eşitlikle giriyoruz Ahmet Cömert spor salonunda. Saksat'ınla o Game Orman spor hücumu. Saksat'ın süreyi sonuna kadar kullanma peşinde. Satın şimdi Esra Ural Topuz, Demir İstantas. Bir an hücum kilitlendi. Nelisa Smith girdi araya. Hızlı hücum Galatasaray'dan ve Nelisa Smith turnikeyi bırakıyor. Bomboş. Önce topa müdahaleyi yaptı. Topu takımına kazandırdı. Sonrasında turnikeyi bıraktı Nelisa Smith. Yani belki bugün çok gününde değil ama en kritik anda en kritik katkıyı yaptı. Gökşen'le hücumda OGM Ormanspor. Gökşen Fitik. Gökşen pasında Demiris Dantas. Ters eşleşme. Dantas'ın atışı isabetli oluyor. Bir kez daha denge var maçta. İnanılmaz bir mücadele. İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonun en iyi maçlarından biri belki de. Nelisa Smith faul düdüğü çıktı. Nelisa Smith bu kez de çizgiye gelecek. İki serbest atış kullanacak. İlk atışı isabetli oldu. Nelisa Smith'in ve takımını öne geçiriyor karşılaşmada. Esra Ural Topuz'la 5. faulünü yaptı az önce ve bugünü tamamladı. Nelisa Smith'le eşleşmesinde. Nelisa Smith 2'de 2 atıyor serbest atış çizgisinden. Ve 2 sayılık üstünlüğü getiriyor takımına. Saksat'ın McCown kaldı üstünde. Şimdi Gökşen Fitik, köşede Alexa Kataniç. Gökşen son 6 saniye. Gökşen Meltem'le kaldılar. Saksat'ın 3 sayılık atışı isabetli oluyor. Saksat'ın inanılmaz bir an. Saksat'ın en kritik noktalarda yine sahnede Saksat'ın OGM Ormanspor'da. Galatasaray Çağdaş Factoring molayı istiyor son bir dakika öncesinde. Yani Saksat'ın hakikaten bugün inanılmaz bir karşılaşma oynadı. ...19. sayısı Saksat'ın karşılaşmada. 5 rebound, 9 asist, 2 top çalma. Saksat'ın bugünkü istatistikleri. Gerçekten kıran kırana bir mücadele. Ahmet Cömert spor salonunda son topa kadar devam edecek bir karşılaşma. İki takımı da şimdiden tebrik etmek lazım. Gerçekten güzel bir basketbol izlettiler. Hem salondaki seyircilere hem de siz ekran başındaki seyircilerimize. Bugün tam 24 kez liderlik el değiştirdi karşılaşmada ve artık son bir dakikayı izliyoruz bu müthiş mücadelede, müthiş heyecanda. Julia Vando ile Galatasaray hücumda bir sayılık OGM Ormanspor üstünlüğü. Nelisa Smith. Nelisa Smith, Meltem Yıldızhan boş kaldı, atışı isabetli olmadı. Rebound mücadelesi sırasında. Son müdahale. Demiris Dantas'tan sanıyorum. Galatasaray hücumu devam edecek. ...14 saniye... hücum süresi ve maçın sonuna da artık 45 saniye kaldı. Julia Vando
Tiara McCowan, Meltem Yıldızhan, Meltem'den Julia Vanloo. Şimdi Nelissa Smith, 3 sayılık atışı isabetli olmadı. Tiara McCowan aldı reboundu ama atışı isabetli değil. Bomboş atışı kaçırdı Tiara McCowan. Julia Vanloo, Nelissa Smith'e indirmek istiyor ama top kaybı geliyor. İnanılmaz anlar karşılaşmada. Galatasaray arka arkaya gelen fırsatları tepiyor. Son bölümde gerçekten Tiara McCowan bu ana kadar takımının en iyisiydi ama bomboş pozisyonda atışı kaçırdı. Takımını öne geçmekten etti son hücumda. Sak satın şimdi maç saatiyle hücum saati arasında 2 saniyelik fark var dediğim anda faul düdüğü çıktı. Meltem Yıldızhan Saksat'ına faul yapıyor. Üçüncü takım faulü bu Galatasaray Çağdaş Factoring'in. Kenardan devam edecek OGM Orman Spor'un hücumu. Ama öncesinde mola geliyor. ...76-75... OGM Orman Spor üstünlüğü son 12 saniye öncesinde Galatasaray Çağdaş Factoring karşısında. Bakalım kazanan kim olacak bugün. OGM Orman Spor'da Saksat'ın 21 sayı, 5 rebound, 9 asist, 2 top çalmayla oynadı. Michel Onyenvere 17 sayı, 3 rebound ve 1 top çalma. Gökşen Fitik'in 9 sayısı, 6 reboundu, 4 asisti var. Demir Dantas'ın 11 sayısı, 5 reboundu, 4 asisti var. Esra Ural Topuz bugün hiç fena bir katkı vermedi. 8 sayı, 9 rebound, neredeyse double double'lık bir performans gösterdi. Alexa Katanić 7 sayı, 4 rebound, 2 asistle oynadı. Bakalım son bölüm neler getirecek, son 12 saniye neler getirecek. Galatasaray'da Tiara McCowan'ın 24 sayı, 14 rebound, 2 asistlik performansı. Meltem Yıldızhan yine bugün çok ekstra bir oyun oynadı OGM Orman Spor karşısında ama bakalım kazanan kim olacak artık son anda. Saksat'ın faul düdüğü çıktı. Bria Hartley faulü yaptı Saksat'ına. Yani geç gelen bir faul oldu açıkçası Galatasaray savunmasından. Çünkü iyi adam paylaşımı gelmedi ve sonrasında da yaklaşık 3 saniyeyi yedi. OGM Orman Spor. Şimdi yapılacak faul. Ama 5 saniye kararı geliyor. Saksat'ın topu oyuna sokamıyor. 5 saniye. Top kaybı geldi OGM Orman Spor'dan. İnanılmaz. Gerçekten. İnanılmaz anlar. Ve son top böylelikle Galatasaray Çağdaş Factoring'e kaldı. Yani gerçekten olacak iş değil OGM Orman Spor. Topu oyuna sokabilse çizgiye gelecekler yapılacak fauller sonrasında ama işte bu basit hatalar bazen basketbolda sonucu belirliyor. Bakalım son 8.7 saniye neler getirecek karşılaşmada. Thank you.
Müthiş bir maçı izledik. Kazanan taraf büyük bir avantaj elde edecek. Playofflar öncesinde 29. haftada ve Galatasaray Çağdaş Faktörü'nün hücumda şimdi Meltem Yıldızhan topu kenardan oyuna sokuyor. Nelisa Smith, Julie Vanloo topu aldı. Son 5 saniye Vanloo faul geliyor. Julie Vanloo çizgiye gelecek Galatasaray'da. Belçikalı oyuncusu Julie Vanloo. Son topları seven bir isim. Çembere gitti bu pozisyonda ve faulü almayı başardı. İki serbest atış gelecek şimdi son 3.5 saniye öncesinde. Vanloo ilk atışı isabetli. Yani hakikaten çok yüzdeli atan bir isim. İkinci atışını kullanıyor şimdi Vanloo. İkinci atışında da isabet var ve 2-2 ile ayrılıyor serbest atış çizgisinden. Maç bir anda Galatasaray Çağdaş Faktörü'ne dönüyor. Yani 8 saniye kala top OGM Orman Spor'daydı. Bir sayılık üstünlüğü vardı Ankara temsilcisinin ama OGM Orman Spor önce 5 saniyede topu oyuna sokamadı. Sonrasında yapılan faul ve Julie Vanloo çizgiye geldi. 2 serbest atış, 2-2 sarı kırmızılılar. Bu kez üstünlüğü ele alan taraf oldu karşılaşmada. Son 3.5 saniye öncesinde bakalım OGM Orman Spor son 3.5 saniyede neler yapacak? Baş antrenör Mert Oktay nasıl bir set çizdi oyuncularına? Birazdan hep birlikte izleyeceğiz. Galatasaray Çağdaş Faktörü'nün son haftada ligin son haftasında ÇBK Mersin deplasmanına gidecek. OGM Orman Spor ise evinde Fenerbahçe Alagöz Holding'i ağırlayacak ve şimdi son 3.5 saniyeyi izliyoruz. Gökşen Fitik topu kenardan oyuna sokuyor. Gökşen topu oyuna soktu. Sak Satın aldı topu. Satın, stop jam shot'ı. Sak Satın! Maçı kazandırıyor OGM Orman Spor'a. İnanılmaz bir maç sonu. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda hakikaten müthiş bir maç sonu izliyoruz. OGM Orman Spor son topta bugünün en iyi ismi Sak Satın'la kazanıyor Galatasaray Çağdaş Faktörü'nün karşısında. Gerçekten her iki takımı da tebrik etmek lazım. Müthiş bir mücadele sergiledi her iki ekipte. Müthiş bir basketbol izledik. Normal sezonda 29. haftada. Ama OGM Orman Spor'dan hakikaten kalp kırıcı bir son saniye basketi. Sak Satın'dan. Sak Satın bugün 23 sayı, 5 rebound, 9 asist, 2 top çalmayla maçı tamamlıyor ve karşılaşmayı Orman Spor'a getiriyor. Galibiyeti getiriyor Sak Satın. OGM Orman Spor bu galibiyetle birlikte 19. galibiyetine ve 46. puanına ulaşıyor ligde. Ben İbrahim Kalkan bu karşılaşmanın anlatımında sizlerle birlikte oldum. Bugün saat 18'de yine Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalında ÇBK Mersin Emlak Konut karşılaşmasına tekrar birlikte olacağız. Bu mücadeleye dek şimdilik hoşça kalın.